Define ve tarih sevdası kanalımdan tüm defineci arkadaşlara tekrar selam olsun. Güzel kaliteli bir işaretimiz, yıldız işareti ve 1, 2, 3, 4 tane büyük, 1, 2, 3 tane de küçük ışığı var. Hemen etrafında halka içinde yapılmış, yani bir oda içinde bir prensesin ve çok büyük bir tılsıma sahip mezar odasının, hazinesinin hepsinin bir arada olduğunu söyleyen işaretimiz var. Bu kaliteli bir işarettir. Genelde kral aileleri, yani kral aileleri derken kralın kız olarak, kadın olarak ailesinin bireylerinden biridir. Odanın içinde mezarının olduğunu söylüyor ve dediğimiz gibi en büyük tılsımlara sahip bir işarettir. Tabi bu ışık, etrafındaki ışık çizgi diyoruz ya, onun sayısı kadar işte 8, 8 üçgen, 8 köşeli falan diyoruz, 6 köşeli, 7 köşeli diye gidiyor. Hemen bulunduğu yerde bir mezar vardır arkadaşlar. Yine bir kaplumbağaya benziyor, fakat ben kaplumbağa olarak görmüyorum bunu. Baş kısmı yılan kafası gibi uzanmış, ağız açık. Tabi bunun biraz detayını bize gönderse çok çok güzel olacak. Biz bunu yılan olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü kaplumbağa da, yılan da mezardan bahsediyor. Fakat yılan tılsımdır, kaplumbağa değil. Yılan mesela saldırı pozisyonundaysa arka tarafına bakmamız lazım. İşte bunun detayı gelirse memnun olacağım. Ona göre güzel bir şekilde değerlendireceğiz ve arkadaşımıza yorum yapacağız. Arkasını komple, her yeri çekmesi lazım ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu an 7, 8 tane oyma gözüküyor. Bunlar toprakta bulunan mezarları söyleyen bir işarettir. Sadece mezar odalarını göstermiyor. Hepsi mezar olduğunu söyleyen işarettir. Bulunan bölgedir arkadaşlar. Yani baktığı bölgedir. Bize alanda bu kadar mezarın olduğunu söylüyor. Kalp işareti bugün nedense bize tılsımlı işaretler çok geldi. Halka içinde mezar odasının olduğunu söyleyen ve hazinenin de olduğunu söyleyen, bunun dışında sağ tarafa doğru ayak kısmı yapılmış. İçinde de bir, iki tane şu an gözüküyor. Haç işareti yapılmış. Bize çok kaliteli, hem kadın hem aile bireylerinin olduğunu söyleyen büyük bir odadan bahsediyor. Gerçekten büyük bir tılsım yapılmış ve büyük bir oda bize yön olarak hemen üst tarafı, bir işaret var, üst tarafı gösteriyor. Yani dediğimiz gibi böyle kısıtlı işaretler gelince sadece işareti çekmemeniz lazım, etrafı da görmemiz lazım. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Bir oda mezardır, tılsımlıdır. Şimdi burada bir koltuk işareti görüyorum. Haç işareti hemen üstünde yapılmış. Ve murç izi sağ tarafını gösteriyor. Bize girişin, odanın girişinin sağ tarafta olduğunu söyleyen güzel bir işarettir ve zift olayı bunda da vardır. Odanın büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle burada ve buranın altında sağ tarafta girişin olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar, yine bir koltuk işareti. Biz koltuk işareti devamlı sol omuzdan sağ omuza doğru komple her yeri kontrol edin diyorduk. Baş, yani boynunuzu çevirerek göze değişik gelen ne varsa onu kontrol edin diyorduk. Ve burada gözümüze değişik gelen sadece arkadaşımızın çekim yaptığı bölge tümülüs vardır. Hemen karşıda koltuğa oturduğumuzda sağ omuza gelecek şekilde tümülüsü görebiliyoruz. Küçük bir tümülüs, çok büyük değil. Tabi koltuk işareti o bölgenin beyi, o bölgenin yetkilisi kişiye ait bir mezar olduğu için o küçük tümülüs de bu koltuk işaretine ait olabilir. Bunun dışında bu karşısına da bakalım. Yani her yerine bakalım. Görebildiğimiz her yeri kontrol edelim. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.